Soru ne kadar nezaketle sorulmuş değil mi? He. Alim bir insanın sorusu, edepli bir insanın sorusu. Soru böyle olmalıdır. Sorusunu olduğu gibi soruyor ama neyi sorduğunu biliyor, nasıl sorması gerektiğini biliyor soruların böyle sorulması lazım. Bu örnek olsun. Allah'ın sevgisi için aşk denmez. Kur'un Allah'a olan sevgisi için aşk denmez. Bunun da beraber bir de bir ayeti örnek olarak gösteriyorlar. Rayna demeyin, unzurna deyin. Biraz izah edeyim mesele anlaşılsın. <laughs> yani cevap vermiş olalım. Çünkü bizim işimiz aşkı, muhabbeti anlatmaktır. imanı anlatmaktır. Kulun Allah'a aşıklığını anlatmaktır. Aşk yolculuğunu anlatmaktır. Eğer birileri aşk denmez dediyse, aşk yoktur dediyse, aşk demek doğru değildir dediyse buna bir cevap gerekir. Aşk, şiddetli muhabbet demektir. <laughs> Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki Allah'ın, oysa ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Çok şiddetli muhabbet aşk demektir. Bu durumda İman edenler için aşk gerekiyor, şiddetli muhabbet gerekiyor. Şiddetli muhabbet üst üste yığılmış muhabbet demektir. Onun sınırı yok. Aşk olmadan kimse mümin olmuyor. Muhabbet demek yetmiyor. Şiddetli muhabbet demen lazım. Mümin olabilmen için Rabbini şiddetle, şiddetli bir muhabbetle sevmen lazım ki bu da aşktır. Bunun adına da aşk denir. Hem Allah'ı seviyorsun hem Allah'ı sever gibi bir şeyleri seviyorsun veya kendini seviyorsun. Kendi nefsini seviyorsun. Nefsinin arzularını, isteklerini seviyorsun. Bu durumda Allah seni mümin olarak kabul eder mi? Etmez. Mümin olabilmen için çok şiddetli bir muhabbete sahip olman, yani aşka sahip olman lazım. İmanın nuru ne kadar şiddetliyse, muhabbetin ne kadar şiddetliyse, imanın o kadar kâmildir. En şiddetli muhabbete sahip olanlar elbette ki peygamberlerdir. Bununla beraber, peygamberlerle beraber o aşkı, muhabbeti yaşayanlardır. Şahit olup şehadet edenlerdir. Onun için ne dediler? İnanmak imandır dediler. Hep öyle öğrettiler. Onun için söylüyoruz zaten. İblis Allah'a inanmıyor muydu? Elbette ki Allah'a inanıyordu. Elbette ki Allah onunla konuştu. O da Allah ile konuştu. Değil mi öyle? Ayetleri bilinir. Bunu biliyor zaten. Bu durumda inanmaması söz konusu müdür? Hayır. Ama Allah'a itaat etmedi. Neden? Canından çok sevmediği için. Onun için iman Allah ve Resulünü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Müminlere canlarını Peygamberden önce tutmak yaraşmaz dedi. Sizden herhangi bir ücret istemiyorum de. Yakın bir sevgi hariç. Yakın sevgi aşk, muhabbettir. Gerçek manada sevmektir. Şimdi aşk olmadan neden olmaz? Aşk kelimesi Allah için kullanılmaz. Mesela hiçbir zaman böyle bir kelimeyi kullandığımı hatırlamıyorum. Kullanmam böyle bir kelimeyi. Subhanallah diyorum. Haşa diyorum. Yani Allah aşıktır demem. Allah yarattığı bir şeye nasıl yani aşık diyebiliyorsun? Ama sever demen gerekir. Seviyor. Neyi seviyor? Allah bizim zannettiğimiz, gördüğümüz herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir diyorum. O ancak kendini sever. Kendi tecellisini sever. Bütün varlıkta, mahlukatta tecelli etmiştir. İsimleri tecelli ediyor. Kulda 99 ismi tecelli ediyor. Dolayısıyla kulda kendi isimlerinin tecellisini seviyor. Yoksa bizim zannettiğimiz herhangi bir şeyi sevmesi mümkün değildir. Böyle bir şey düşünülemez. Haşa diyoruz. Onun için aşk kelimesi Allah için kullanılmaz. O kendi kendini seviyor, kendi güzelliğini seviyor, kendi güzelliğinin tecellisini seviyor. Bütün varlık üzerinde. Aşk ondan tecelli ediyor. Aşk zatî tecellidir. Onun için herhangi bir şeyi seviyor, aşıktır dermez. Buna haşa diyoruz. Ama kulun Rabbine aşık olması gerekir. Neden aşık olması gerekir? Şiddetli muhabbete sahip olacak ki mümin olacak. Bu muhabbeti şiddetlendikçe evet, aşkı artmış olur, imani artmış olur, Allah'a karşı edebi kahyeti artmış olur. Bununla beraber varlığından, kendi benliğinden, nefsinden vazgeçmiş olur, her şeyden vazgeçmiş geçip sadece aşık olduğu maşhūkunu ister. Allah maşuktur. Kul da aşık olması gerekir. Mümin aşık. Bununla beraber onu yaratan Rabbi onun maşukudur. Aşık olduğuydur. Manevi yolculuk da zaten aşk ile yapılıyor. Onun için aşka yolculuk dedik. Önce o muhabbeti kazanacak. Rabbini tanıdıkça, Rabbinin yakınlığını tattıkça. Eğer anladıysa onda gören odur işiten odur bilen odur tutan odur yürüyen odur seven odur rahmet eden odur ikram eden odur onun isimleri onda tecelli etmiş artık kendini göremez rabbinin tecellisine şahadet eder kendinde bununla beraber o zaten rabbine aşıktır allah ruhundan ona nefret etmiş o sahibine aşıktır rabbinin huzurundan ayrılıp gelmiş Dolayısıyla o Rabbine aşıktır. Neden aşık olması gerekir? Aşk olmazsa olmaz. Aşk olmazsa feda edemez, kurban edemez, kurban olamaz. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Senin malını ve canını Allah'a satabilmen için, kurban edebilmen için aşık olman lazım. Yoksa herhangi bir şeyi sever gibi Allah'ı seviyorsun. Bu iman değildir ve sen kurban olamazsın. Kurban edemez ve kurban olamazsın. Bu ümmetin en büyük eksikliği, en büyük hastalığı, aşksızlık hastalığıdır. Aşkı olmayan ölü gibidir, ölü. Kendini başka görür, Rabbini ayrı görür kendinden. Allah'ın huzurunda bir varlık iddiasında bulunuyor. Ben diyor, bence diyor, bana göre diyor. Ama aşık olunca sadece Allah der. Kendini tanımaz. Nefsini kurban eder. Benliğini kurban eder. Aklını, iradesini evet, Allah'a kurban eder. Rabbim ne dediyse o. Bunu ancak ona aşk yaptırır. Evet. Şiddetli bir aşk, şiddetli bir muhabbetten öteye şiddetli bir aşk yapar o artık kendini göremez. Sadece mahşukunu, aşık olduğu mahşukunu görür ki mahşuki ona tecelli etmiştir. Kendini artık bilmiyor. Rabbini biliyor bir tek. Onun bir fikri yoktur. Onun bir düşüncesi yoktur. Bundan öteye onun bir arzusu, isteği yoktur. Rabbi ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, tecelli ederse etsin. Bu benim duamdır diyor. Onun duası Allah'ın onun için takdir ettiğidir. Mahşukunun onun için takdir ettiğidir. Artık kendini göremez. Kendinde de bütün varlıkta da sadece Rabbinin tecellisine şahadet eder. Şahit olur. Bunu ona kazandıran aşktır. Aşk yolculuğu yaptığı için bunu kazanmıştır. Baktığımızda bütün peygamberler, bütün peygamberlerle beraber olan gerçek müminler hepsi de her şeyini, canlarını Allah yolunda kurban etmişler, kurban olmuşlardır. Kurban olmak için sebepler aramışlardır. Dünyanın dört bir yanında sahabe var. Fetih için yola çıkmışlar. Dünyanın dört bir yanında. Aslında Hepsi şehadete gitmiş, hepsi ölmeye gitmiş. Allah yolunda canını kurban etmeye gitmişler. Eğer aşk olmasa onlar bunu yapabilir miydi? Yani bir ben varım, ben kendim için hayrı istiyorum, iyiliği istiyorum, güzelliği istiyorum, rahmeti istiyorum. Allah bunu bana versin, ikram etsin. Bu hiçbir fedakarlığa Hatlanamaz. Hiçbir şey yapamaz bu. Sadece zorlanarak biraz ibadet yapar, bir şeyler yapar, zekatini vermeye çalışır. Zekatı verirken bile zorlanıyor. Onun için biri Hz. Ali Efendimiz'e sormuştu. Zekatı ne kadar vermek lazım? Cevap olarak ne buyurmuştu? Sana göre mi yoksa bana göre mi? Soruyor sana göre, bana göre değişiyor mu? Evet diyor. Sana göre kırkta bir. Bana göre de hepsi. İşte aşık. <laughs> Allah öyle buyurmuştu. Allah yolunda öldürenleri ölü demeyin. Onlar diridir. Diri. Kul aşk ile diridir her şeyini, canını Allah yolunda kurban edince Allah ile dirildir. Allah onu yeniden diriltiyor. Ona ölü denmesine bile tahammül etmiyor. Bütün veliler diridir. Bütün aşıklar diridir. Gerisi ölü. Bir şeyler yapmaya çalışırlar. Kendilerine göre nefisleri için istediğini Allah'tan isterler. Bunlar ölü. Elbette ki çabalarını, gayretlerini, imanlarına göre Allah karşılıksız bırakır mı? Haşa. Karşılığına cenneti verir. Ama Allah'a dost olabilmek için, veli olabilmek için, mukarrebun olabilmek için aşk gerekir, aşıklık gerekir, şiddetli muhabbet gerekir. O da yetmiyor. Böyle üst üste yığılacak, aşk olacak. Bununla beraber <laughs> her şeyini kurban edecek, aşktan bir varlık olarak kalacak geriye. Allah'ın tecellisinden, güzelliğinden, muhabbetinden ibaret bir varlık olarak kalacak. Evet, Allah için aşıklık kelimesi, aşık kelimesi kullanılmaz ama mümin için aşk olmadan olmaz. Aşk olmadan, şiddetli muhabbet olmadan mümin olmaz. Kim söylüyor? Allah söyledi. Müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Yani aşıktırlar. Başta söyledim. Soru işte böyle sorulur. Alimin sorusu. Hikmet ehlinin sorusu. Soru sorarken cevap almak için soru sorulur. Yoksa ben zaten böyle biliyorum. Kesinlikle bu böyledir. Sanki kendisi cevabı vermiş. Hayır öyle değil. Herkes böyle biliyor. Ben de böyle bildim. Ben de böyle anladım. Ama size göre durum bunun tersi nedir? Bu durumda soruyu soruyor. Neden? Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Onun için Allah duasına icabet etsin. Allah ona da İlim versin, hikmet versin, marifet versin. İnşallah aşk versin, muhabbet versin. Aşkı ancak aşıklar anlar. <laughs> aşkı tatmadan, yaşamadan aşk anlaşılmaz. Anlatılacak bir şey değildir. Aşk tıpkı ateş gibidir, yakar bir gönüle, aşkı inince, iman tecelli edince onun benliğini yakar, nefsini yakar varlığını yakar. Aşktan başka bir şey kalmaz orada.